Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte farklı bir videoyla karşınızdayım. Bugün bana göre en iyi Star Wars oyunlarını oynayacağım. Benim en sevdiğim oyunları oynayacağım. Dediğim gibi bu video bana göre olacak. Yani bana göre en iyi oyunlar bunlar. Size göre farklı olabilir. Size göre mesela Battlefront 2 çok kötü bir oyun olabilir. Ya buna saygı duyarım. Bu tamamıyla sevdiğim oyunlara yönelik bir video olacak. Yıllar önce biliyorsunuz ki Battlefront 2 çekiyordum kanala. Kanalımızın ilk videoları Battlefront 2. O zamandan bugüne hiç Battlefront 2 videosu çekmemiştim. Kanalımızda oyun videosu sadece Battlefront 2 vardı. Ben de bugün dedim ki neden diğer en sevdiğim Star Wars oyunlarını oynamıyorum? İlk önce Battlefront 2 ile başlayacağız. Daha sonra diğer sevdiğim Star Wars oyunlarını oynayacağız. Çok sevdiğim bir oyundur. Bana göre en iyi online Star Wars oyunudur. Yani online Star Wars oyunu deyince akıllara ilk gelen oyundur. Ya bu arada hala oyuncusu var. Yani hafta sonu akşamları özellikle girdiğiniz zaman oyun hemen buluyor. Yani eğer o yönden bir şüpheniz varsa merak etmeyin, hala oyun buluyor. Eğer siz de indirip oynamak isterseniz. Büyük ihtimal bu son Battlefront 2 videomuz olacak. Daha Battlefront 2 videosu çeker miyim sanmıyorum. Bu videonun part 2'si de olacak. Part 2, yani ikinci kısımda da yine sevdiğim diğer Star Wars oyunlarını oynayacağım. Bugün 3 oyun oynayacağız. Diğer videoda da 3 oyun oynarız. O zaman yavaştan başlayalım. Şöyle göstereyim, ben en çok heavy sınıfıyla oynuyorum. Gördüğünüz gibi 240 seviye oldum. En sevdiğim sınıf bu. Bana göre de en güçlü sınıf bu. Yani T21 silahını aldığınız zaman, şu iki eklentiyi taktığınız zaman kesinlikle çok güçlü oluyorsunuz. Oyundaki en güçlü sınıf oluyorsunuz bana göre. Ve şu 3 kartı da kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kısaca, çok kısaca ben bahsedeceğim. Bu kart tüm yeteneğinizin daha hızlı dolmasına yarıyor. Bu kart daha fazla savaş puanı kazanmanızı yarıyor. Böylelikle daha hızlı hero alabilirsiniz. Bu kart da sentry silahınıza küçük patlayıcılar ekliyor. Ve önemli bir kart, yani bu 3 kartı da kullanmanızı tavsiye ederim. İlk defa oynayanlar için, hiç Battlefront 2 oynamayanlar için de kısaca bir rehber yapıyorum şu an. Siz isterseniz Sniper sınıfıyla da oynayabilirsiniz. Sniper sınıfı da bu oyunda bayağı iyidir. Bu silah ve bu iki eklentiyi takıp bu 3 kartı da kullandığınız zaman yine bu da çok işinize yarayacaktır. Bu arada kanalımda hero'ların ve sınıfların rehberi var. İsterseniz bakabilirsiniz ama eski videolar. Şöyle çok kısaca hemen hero'lardan da bahsedeyim. Boba Fett'te şu 3 kartı kullanıyorum. Bu 3 kartta siz oyuna girdiğiniz zaman bu 3 kartı tavsiye ediyorum. Şimdi uzun uzun açıklamayayım, bayağı uzar video. Bossk'ta şu 3 kartı kullanıyorum. Chewie'yi pek fazla oynamıyorum, ondan dolayı bundan bahsetmeyeceğim. Darth Vader'da yine bu 3 kart. Şöyle hemen hızlıca göstereyim. Palpatine'de ben daha çok düz vuruşlara yönelik kartlar kullanıyorum. Yani farenin sol ve sağ tıkını aynı anda bastığınız zaman biliyorsunuz ki iki elini birden kullanıyor Palpatine. Ve ben de bu kartları kullanarak o düz vuruşlarının daha fazla hasar vermesine katkı sağlıyorum. Bu 3 kart önemli eğer Palpatine oynayacaksanız ve düz vuruş oynayacaksanız. Bu arada şunu da söyleyeyim. Kartları ben kullanıyorum. Siz kullanmak zorunda değilsiniz. Burada özelliklere bakarsanız hangi yeteneği daha çok kullanıyorsanız, mesela bu kart bu yeteneği etki ediyormuş. Hangi yeteneği daha çok kullanıyorsanız ona göre kartlarınızı seçebilirsiniz. Yani zorunluluk yok. İstediğiniz kartı seçebilirsiniz. Han Solo'da da mesela bu kart hariç her kartı kullanmanızı öneririm. Her kartı iş yapar Han Solo'nun. Neden bu kartı tavsiye etmiyorum? Çünkü her kafadan vurduğunuzda diyor. Yani eğer oyun içinde o kaos anında kafadan vurmak zor. Eğer yeni başladıysanız bunu yapmanız bayağı zor. Ondan dolayı bu kart hariç diğer kartları kullanırsanız Han Solo'da işinize yarar. Lando'da bu 3 kart. Lando'nun bu yeteneği bayağı iyi. Yani şu yetenek bayağı iyi. Yani oyundaki hile gibi bir şey bu Sharp Shot. Şöyle göstereyim. Bu yetenek 5 tane düşmana otomatik olarak nişan alıyor. Ve bastığınız zaman aim lock oluyor. Yani aiminiz rakiplere kilitlenip tek atıyorsunuz. Çok güzel bir yetenek. Oyundaki en iyi yeteneklerden birisi bu. Leia'ya gelelim. Benim en yüksek seviyeli hero'm. Çok severim oynamayı. Onda da bu 3 kartı, kullanıyorum. Bu yeteneği güçlendiren kart ağırlıklı gördüğünüz gibi. Bir de maksimum can regen'e, can yenilemesini arttıran bu kartı kullanıyorum. Leia ile oynaması çok zevklidir. Herkese tavsiye ederim. Luke var. Luke'la da bu 3 kartı kullanıyorum. Maul'la bu 3 kart. Rey'le bu 3 kart. Dooku, Anakin, bunların rehberleri kanalımızda var. Daha ayrıntılı bir şekilde bakmak isterseniz. Finn ve Kaptan Phasma'yı kullanmıyorum. Eski videomda buna Kaptan Prizma demişim. Bu Kaptan Phasma. General Grievous, yine bunlar kanalımızda var. Kenobi'nin videosu kanalımızda yoktu. Onda da yine bu 3 yeteneği kullanmanızı tavsiye ediyorum.
Şimdi gelelim neden oyunu sildiğime. Arkadaşlar aylar önce oyunda bir hata vardı. Şu an ekranda görüyorsunuz. Ekrana vermişimdir. Lobide hiç kimse ölmüyordu. Herkesin bir canı kalıyordu. Bu hile miydi, bug mıydı bu bilinmiyor ama bunu çok geç düzelttiler bu arada. Bu sorun bir ay boyunca devam etti yanlış hatırlamıyorsam. Bir ayın sonunda EA sonunda bir şeyler yapıp güncelleme getirip bu sorunu düzeltti. Bu arada oyuna güncelleme de durdu. EA artık oyuna güncelleme getirmiyor biliyorsunuz ki. Artık oyuna hiçbir şekilde güncelleme gelmeyecek. Battlefront 3 de gelmeyecek. Onu da duyurmuşlardı aylar önce. Şu an EA Battlefront 3'ü geliştiremez. Çünkü 3 tane oyun geliştiriyor. Jedi Fallen Order'ın devamı. İşte bir FPS oyunu geliyor. Bir de strateji oyunu geliyor. Yani şu an Battlefront 3 gelmeyecek ne yazık ki. Keşke gelse. Çünkü oyunun çok fazla eksiği var. Rebels ekibi yok. Mandalorian ekibi yok, Mace Windu yok, Ahsoka Tano yok. Yani çok fazla karakter eksik. Keşke onlar da olsaymış. Karakter cidden çok az var oyunda bana kalırsa koskocaman evrende. Oyunda bir de lobi kurma yok. Biliyorsunuz ki hani lobi kuramıyorsunuz, map seçemiyorsunuz. Arkadaşlarınızla 1vs1 atamıyorsunuz. O da çok büyük bir eksiklik. Yine kostümlerde de bayağı bir eksik var. Mesela ben şeyi çok isterdim. Luke'un Star Wars 7'deki hali, yani yaşlı hali. Obi-Wan'ın yine Star Wars 4'teki yaşlı hali, yani Lando ve Kenobi, bunların yaşlı hallerinin olmasını ben isterdim. Güzel olurdu o kostümlerle oynamak. Çok fazla karakter eksik, kostüm eksik. Yine mesela Palpatine'in ışın kılıcı kullandığı karakter yok. Mesela ben Palpatine'in sadece Lightning atmıyor. Yani Palpatine'in ışın kılıcı kullandığı, yani Star Wars 3'te biliyorsunuz ki ışın kılıcını kullanmıştı. Darth Maul'a karşı ışın kılıcını kullanmıştı. Işın kılıcını keşke Palpatine'in ayrı bir versiyonu olsa, ışın kılıcını kullanabildiğimiz. O da gerçekten çok güzel olurdu. Şimdi gelelim gameplay yapacağız. Evet, Endor'a gidiyoruz. Rastgele bir co-op moduna girelim. Co-op modu nedir? 4 kişi oluyoruz ve 4 kişi karşımızda botlar oluyor. Akın akın botlar geliyor üzerimize. Çok zevkli bir moddur. Ayrıca şunu da söyleyeyim. En hızlı karakterlerinizi rütbe atlatacağınız mod burası. Yani bu mod oynamalısınız eğer karakterlerinizin şu yukarıda gördüğünüz seviyesini arttırmak istiyorsanız. Seviyeler önemli. Seviyelerinizi arttırıp kartlarınızı son seviyeye basmanız lazım. Hero'larda mesela 25 seviye olmadıkça kartlarınızı son seviyeye basamıyorsunuz. Şöyle 3. seviyede kalıyor. Kartlarınızı son seviye yapmak istiyorsanız her hero'yu 25 ve üstü yapmanız lazım. Yani 25 yapsanız da yeter. Evet, rehber kısmını geçtiğimize göre biraz yavaşlayabiliriz. Keşke Endor gelmeseydi. Şimdi hatırladım. Burada benim kasıyor. Bilgisayarı format attım, temizledim. Termal macun yine hallettim. Ama gördüğünüz gibi şu an donmalar, kasmalar var. Bu geçiyor yani, kalıcı bir kasma değil. Şu an donma var, geçecek merak etmeyin. Şunu da söyleyeyim. Oyunda eğer oynayacaksanız hafta sonu ve çarşamba günleri oynamanız sizin için daha iyi olacaktır. Şu an gördüğünüz gibi elimdeki silah resmen sniper gibi. Uzaktan ve yakından çok fazla hasar vuruyor her sınıfıyla. Şöyle evimizi çıkalım, biraz puan kasalım. Gördüğünüz gibi bu silahla hızlı bir şekilde puan kasacağım. Daha sonra da hero'ları alacağım. 4000 puan yaptığınız zaman hemen respawn atıp hero'larınızı alabilirsiniz. Çarşamba ve hafta sonundan bahsetmiştim. O günlerde çarpı 2 ve çarpı 3 XP eventi var. Özellikle çarşamba günü oynamanız lazım. Çarpı 3 XP eventi var. Kahramanlar çok hızlı bir şekilde level atlıyor. Çarşamba günü oynadığınız zaman. Sadece çarşamba günleri oluyor, onu da söyleyeyim. Bir de hafta sonu. Şöyle hızlı bir şekilde. Şunu da öldürdüğümüz zaman respawn atacağız. 4000 puanımız dolmak üzere. Evet, 4000 puan oldu. Hemen respawn atalım. Şöyle hızlı bir şekilde göstereyim. Ne oynayalım bugün? Ne oynasak? Luke ile oynayalım. İstediğimizi alabiliyoruz. Ben Luke ile oynayacağım. Keşke Luke'un kostümünü değiştirseydim. Bu arada bazen çok hızlı konuşunca harfleri yutuyorum. Yani harfler anlaşılmıyor, onun için kusura bakmayın. Alışacağız onlar da, yavaş yavaş alışacağız. Bu arada bunu gördünüz mü kaçın. Kesinlikle eğer yeni oyuncuysanız onunla hiç inatlaşmayın. Öldürüyor, direkt öldürüyor. Hero olsanız bile. Pusuya odaklandı mı kaçın. Oraya gitmek istiyorum. Bayağı Stormtrooper var. Şöyle E'mizi atalım. Şöyle geri çıkalım.
Şöyle şuraya gittiğimiz zaman. Evet, o gitti. Şunu hemen öldürelim. Buralar bayağı boş kaldı. Oynaması en zevkli online oyundur bu arada Battlefront 2. Kesinlikle tavsiye ederim. Epic Games ücretsiz vermişti. Eğer oradan aldıysanız mutlaka deneyin. Şuradan geliyorlar, oraya bir E atalım. Bu oyunda bu arada hero'larla nasıl oynayacağınıza yönelik kanalımda videolar da var. Onlara da bakabilirsiniz. Çok fazla video çektim eskiden. Yani her gün Battlefront 2 videosu atıyordum. Çok eskiden. Tabi artık kanalımız oyun kanalı değil, Star Wars'a yönelik kanal oldu. Bundan sonra dediğim gibi pek fazla Battlefront 2 videosu gelmez. Hatta hiç de gelmez belki. Kanalımda Star Wars videosu çekmek istiyorum. Çok fazla çekecek video da var. Şunu da hemen şöyle E'ye atalım. E'miz etki etmedi. Şöyle hemen geri çekilelim, yoksa öleceğiz. Sabit durduğunuz zaman hemen ölürsünüz. Şöyle sürekli deş atmanız lazım. Bir de gardınızı indirmemeniz lazım. Gardınız stamina harcıyor, ona da dikkat etmeniz lazım. Zamanla öğrenirsiniz ya, o kadar zor. Zor mu? Yani oyunculara karşı zor. Karşınıza 200-300 seviyeler gelince zor. Ama burada co-op modunda antrenmanlar yapabilirsiniz. Co-op modu sizin kendinizi geliştirmenize yardımcı olur ve hızlı bir şekilde seviye atlarsınız co-op modunda. Bu videoyu biraz uzun tutmak istiyorum çünkü bayağıdır Battlefront 2 videosu bekleyenler var. Çok fazla istediniz. Ben de dedim ki sadece Battlefront 2 olmasın, diğer Star Wars oyunlarında oynayayım. Bu arada oyun 90 GB, söylemiş miydim bilmiyorum ama 90 GB boyutu var bilgisayarda. Şu bize odaklandı, hemen buradan gidelim. Bakın canımız nasıl gidiyor o bize odaklandığı zaman. Bundan uzak durun, o çok tehlikeli. Aha, Darth Vader var. Baba ve oğlun kapışması. Gerçi biz bir şey yapmadık, bizim adam aldı ama. Şunu da hemen öldürelim. Yanımızdakilerin hepsi gerçek insan takımımızdaki. Karşımızda da botlar var. Şunu şöyle atalım. Şuradakini de hemen vuralım. Darth Maul gelmiş. Çok gardımızı indirerek çok büyük bir hata yaptık. Herkes bize sıkıyor. Konum değiştirsek iyi olur gibi. Şöyle Darth Maul'u çekersek ben bunu alırım. Gel bakayım Maul. Evet, bize şunlar sıkmasa aslında iyi olur. Savaş esnasında bayağı can götürmesinler. Darth Maul'u erittik. Şimdi şurada bir adam var, o çok uzakta. Şuna gidelim. Şöyle şuradan bir E atalım. E'mizi yemedi galiba. Bayağı bir düşman geliyor, oraya doğru gidelim. Bizimkiler de bayağı iyi oynuyor. Şu Han Solo vesaire. Bakalım kaç seviye? 42 seviye büyük ihtimal. Evet. Yine geldi bu ya. Bundan kaçın arkadaşlar. Ondan uzak durun. O sizin canınızı çok fazla götürür. Bir anda çok fazla kill alınca çok rahatlatıcı oluyor. Stres atmak için birebir bir oyun. Hemen içelim şunları. Bu
büyük ihtimal bugün ölmeyiz yani co-op modunda. Zor bu arada, ilk başta başladıysanız zor ama bir süre oynadıktan sonra hero kullanmak da kolay, co-op modu da kolay. Sadece biraz zamana ihtiyacı var bu oyunun, eğer yeni başladıysanız. Burada bayağı bir düşman var. Gidelim oraya Stormtrooper'ların yanına. Bu arada kısaca kanalımızdan da bahsedelim. Çizgi romanları anlattığım videolar gelmeye devam edecek. İşte yakında Kenobi'yi bitirdik. Andor gelecek. Yine oradan da devam edeceğiz. Andor'un da incelemesi gelir büyük ihtimal. Çok fazla anlatacağım rehber videoları var. İşte Legends var, Canon var. Onlar da ilerleyen günlerde gelmeye devam edecek. Şöyle içeriye doğru girelim yavaştan. Şimdi şunun aşağısına girdiğimizde bizi bayağı bir düşman bekliyor olacak. Şöyle göstereyim. Her yer dolu gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş temizleye temizleye gidelim. Boba Fett de var şurada. Çok fazla bomba yedik. Geri çıkalım. Şöyle E'ye basalım. Bazen susuyor olabilirim. Odaklanıyorum çünkü bayağı kalabalıklar. Staminamız bitmiş gördüğünüz gibi. Şöyle biraz staminamız dolsun. Şuraya E atsak. Bir de bunu atsak tamamdır. Of, Boba Fett efsane vurdu. Kaçmak, öldüm büyük ihtimal. Of, az kalsın ölüyorduk. Şunu hemen vuralım. Bunlar buraya nasıl çıkmış? Boba Fett çok fazla vuruyor. Onu gördüğümüzde hemen pozisyonumuzu değiştirelim. Şu arkadan gitsek onları alırız. Aynen de buradan. Şu Boba Fett'i alırdık ama kastı şu an. Şöyle canımız gördüğünüz gibi bayağı azaldı. Hasar yediğimizden dolayı. 300'e kadar düştük. Palpatine gelmiş, İmparator. Biz şunları avlamaya devam edelim köşeden. Biz oraya girersek büyük ihtimalle ölürüz. Şu Boba Fett'i aldık. Kaç. İmparator'u da alalım şuradan. Üst tarafa da çıkabiliriz. Üst taraftan da gelenler var. Gördüğünüz gibi. Bayağı kişi geliyor hem de. Oraya yakınlaştığım an E'yi basacağım. Onu boş verin. Şuraya doğru girelim. Tamamdır. Bu arada OBS ile çekiyorum bu videoyu. Umarım bir sıkıntı yaşamam. İlk defa OBS kullanıyorum. Normalde ekran kartımın yazılımı AMD'nin yazılımından çekiyordum videoları. OBS'i denemek istedim. Umarım bir sorun yaşamayız. Bayağı da kill aldık. Boşa gitmesin.
Şu malı hemen alalım. Çok ol kastı. Hayır 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 kastı. Burada kimse yok. Şuradan geliyorlar. Oraya doğru gidelim. Yukarıyı temizledik. 100 kill olur muyuz? Olur muyuz? Hemen gitmem lazım. Oyun bitecek. Gittim. Son anda yetiştim. Yoksa oyun bitiyordu. Saatlerde durmadığınız zaman oyun bitiyor. Şöyle 100 kill yaparsak çok iyi olacak. 100 kişiyi alırsak. Şöyle aşağı inelim onun için. Aşağısı kalabalıkmış. Şunları, evet 100 kill olduk. 100 kill olduk ama öleceğiz. Buradan kaçmak durumundayım. Şunu atıp kaçmak durumundayım yoksa ölecektim orada. Yani hero olmanıza güvenmeyin arkadaşlar. Çok çabuk ölebilirsiniz eğer doğru pozisyonda değilseniz. Evet elimizdeki çok güçlü bir hero ama dikkat etmezseniz birkaç saniyede hemen ölürsünüz. Şimdi hemen alalım. Aydın ver şu. Boba Fett gelmiş. Oradan kaçalım hemen. Çok gereksiz hasar vurabiliyor Boba Fett. Oynaması çok zevklidir bu arada. Boba Fett'in. Alır mıyız Boba Fett'i? Alırız. Neden almayalım? Oyun bitecek. Oyun... Hadi be. Takip edemedim. Side'ı kaybetmişiz. Olsun. 100'e yakın kill aldık. Güzeldi yani. Bu arada online'ı da keşke bilgisayarım kaldırsa. Yani kasmasa. Ya online'da çok fazla kasıyor. Onu size gösterebilsem. Online'ı da çok zevkli bir oyun. Evet. Geldik. Şimdi biz Yoda, Luke ve ben. Leia. Bir de Anakin. Karşımızda da Boba Fett, Palpatine, Maul ve General var. Bakalım. Karşıdakilerin seviyelerine baktığınız zaman bayağı yüksek. Bizde 1 seviye var, 19 seviye var. Bakalım. Evet şurada Vader var. Gelsin üzerimize. Ölecek ve öldü. Bu da ölecek. O da öldü. Ya çok güzel bir hero dediğim gibi Leia. Ama oynaması zor tabi. Arkamızdalar. Tam şurada. Orası bayağı kalabalık. Büyük ihtimal ölürüm. Şöyle bombalar atayım. Umarım Maul üzerimize koşar. Evet koşuyor. Çok iyi. Maul'u da böyle aldık. Çok güçlü dediğim gibi Leia. Şunu da hemen alalım. Çok dert oldu bize bu. Şöyle E'mizi aldığımız an Palpatine ölür. Palpatine. Aha da burada. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde Palpatine erittik. Çok fazla üzerime saldırıyorlar. Ölecek ama. Gelmeye devam ettiği zaman ölecek. Umarım gelir. Kaçıyor ama kaçamaz. Koş üstüme, koş üstüme. Koşmuyor.
Evet, üzerimize koşarak çok büyük bir hata yaptık. Kaçacak. Nereye kaçıyor? Çöp. Vader'a da bombalarla saldıralım. Vader'ı da aldık. İmparator gelmiş. Hemen İmparator'u da alalım. On kilimiz oldu gördüğünüz gibi. Bakın şu an sağ üstten bize laf ediyor. Cidden çok sinir bozucu bir hero bu arada. Leia. Karşımda sürekli böyle tarayan biri olsa ben de sinir olurdum. Şöyle E'ye basalım ve attılar bizi uzağa. Şimdi gelsinler üstüme. Koş. Koş üstüme. Üstüme koşarlarsa çok rahat bir şekilde alıyorum. Mesela Kylo umarım üzerime koşar. Kazandık. Bitti, maç bitti. Bu da böyleydi. Dediğim gibi Leia, Han Solo, işte Aiden Versio, yani karanlık taraftan bahsediyorum, Bossk gibi hero'ları oynamak çok eğlenceli bu modlarda. Eğer sadece ışın kılıcı oynamayın. Bu gördüğünüz gibi ikinci olduk. Blaster'lı hero'ları oynamanızı tavsiye ediyorum. Çok eğlenceli bu oyunda, Han Solo ve Leia gibi. Evet, Battlefront 2 böyleydi. Hero'lara karşı oynadık. İşte rehber yaptık kısa bir şekilde. Benden çok istediğiniz Battlefront 2 nihayet çektim. Şimdi diğer oyunumuza geçelim. KOTOR'a geçeceğiz. Bakalım KOTOR'da neler başımıza gelecek. Hemen KOTOR'a geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi en iyi Star Wars oyunlarından birine geçtik. Benim çok sevdiğim bir oyundur kendisi, KOTOR. Bu oyunu birkaç kez bitirdim. Çok fazla da oynadım. Çok sevdiğim bir oyundur. Hikayesi güzeldir. İşte oyun çok çeşitli bir oyundur. Rol yapma oyunudur bilmeyenler için. Şöyle hemen oyun yükle deyip oyunu da anlatalım. Evet, şu an başladık. Oyun ilk başta buradan başlıyor. En başından başlatmak istedim. Bilmeyenler için KOTOR 2003 yılında çıkan bir rol yapma oyunu. Çok güzel bir oyundur. Mutlaka oynayın diyemem. Çünkü yenisi geliyor. Remake'i geliyor. Remake'i bekleyin. Oyun şu an çok sorunlu. Ben de şu an Steam sürümü var. Eğer oyuna... Yine çok fazla ses var. Eğer oyunun Steam sürümünü eğer kurduysanız, oyun bozuk Steam sürümü. Ben çok fazla uğraştım yani girmek için. Play'e basıyorum, direkt oyundan atıyor. Hemen oyunda alt tab yapıyor. İşte bazen böyle küçük küçük sorunlar olabiliyor bilgisayar sürümünde. Size tavsiyem, bekleyin. Şu an oyun pek fazla doğru çalışmıyor. Remake'ini bekleyin. Görüntü açısından bence fena değil, idare eder. Yani 2003'te çıkan bir oyuna göre gayet iyi bence. 2003'te çıkan bir oyuna göre hikayesi çok iyidir. Hani grafikten ziyade hikayesi çok iyidir. Çok kısa bir hikayesinden de bahsedelim. Biz şu an bir karakteri yönlendiriyoruz ve bu karakterin hafızası silinmiş. Bir gemide uyandık şu an, Ender Spire'da. Hafızası silinmiş bir karakteri canlandırıyoruz. İşte oyun ilerledikçe hafızamızı geri kazanıyoruz. Eski kimliğimize kavuşuyoruz. Eski kimliğimizi eğer hiç bilmiyorsanız ilk öğrendiğinizde şoka uğrayabilirsiniz. Eski kimliğimizi öğrenmek sizi şaşırtabilir. Eğer spoiler vermeyeyim, remake'i gelecek, orada oynarsınız. Şunu hemen grubumuza ekleyelim. Şu an bir Ender Spire'da uyandık. Bir Cumhuriyet gemisinde. Bastila Shen vardı bu gemide. Onu aramaya çıkacağız şimdi. Ve kapıyı açalım. Bunlar siz okuyun, ben hızlı hızlı geçeceğim. Çok fazla okudum çünkü. Cardonas'ı bizi çağırdı. Şu an gemimiz Sithler tarafından saldırıya uğradı. Cardonas da bir Cumhuriyet subayı. Onun yanına gideceğiz şimdi. Oyun eski Cumhuriyet döneminde geçiyor. Hikayesinden bahsedeyim hemen kısaca. Pek fazla spoiler vermeden. Gerçi spoiler versem mi vermesem mi cidden çok kararsız kaldım. Oyunun remake gelecek. Ama oyun bayağı da eski bir oyun, bilmiyorum. Ben spoiler verme konusunda çok kararsızım. Oyun gördüğünüz gibi böyle bir aksiyon sistemi var. Yani biz vuramıyoruz. Sıra tabanlı. İzliyoruz. Umarım remake'inde bunu değiştirirler. Çünkü sıra tabanlı oyunları pek fazla sevmiyorum. Ben daha çok farenin sol tıkıyla ışın kılıcını kullandığım oyunları seviyorum. Umarım sıra tabanlıyı da değiştirirler. Büyük ihtimal siz bu dediğimi sevmeyeceksiniz, sıra tabanlıyı sevenler olarak. Ama ben dediğim gibi sıra tabanlı. Gördüğünüz gibi ben hiçbir şey yapmıyorum. Kel sadece kendisi sıkıyor. Şu normal düz vuruşlarımızı atalım. Ben sıra tabanlı dediğim gibi pek fazla sevmiyorum. Ya eskiye yönelik, mesela isteyenler sıra tabanlı oynasın, İsteyenler de benim dediğim gibi oynasın. Onu yapabilirler bence. Yeni gelecek remake'te.
Şu an gördüğünüz gibi W'ye basıyorum. Karakter gitmiyor, o yüzden bundan gideceğiz. Oyun sorunlu. Bazen gitmiyor. Şöyle bunları da alalım. İlerlemeye devam edelim. Gördüğünüz gibi şu an gemimiz saldırı altında. Sikler tarafından saldırıya uğradık. Bu arada oyunun sinematikleri de hiç fena değil. Güzel yani oyun. Dönemine göre şu an hala oynanabilir. Oyunun amacından kısaca bahsedeyim. Starforge var. Onu durdurmaya çalışıyoruz. İşte Starforge'a gitmek için galaksinin çeşitli bölgelerine gidip Starforge haritasını ele geçiriyoruz ve en sonunda Starforge'a gidiyoruz. Amacımız Darth Malak ve Starforge'u durdurmak. Oyunun amacı bu yani. Gezegen gezegen gidip Starforge haritalarını toplayıp en sonunda Starforge'a gidip Darth Malak'la yüzleşmek. Oyunun amacı bu. Çok özetledim tabii. Oyun bundan fazlası tabii ki de. Oyunda çok fazla çeşitlilik var. İsterseniz ödül avcısı olabilirsiniz veya isterseniz şöyle göstereyim. Aydınlık tarafınızı arttırıp aydınlık taraf ile iki farklı son var oyunda. Aydınlık tarafınız artarsa aydınlık taraf sonu, karanlık tarafınız fazla olursa da karanlık taraf sonu ile oyunu bitiriyorsunuz. Evet, Dark Jedi ile bir Jedi'in kapışmasını izliyoruz şu an. O da ölecek şimdi, evet. Bastila gemiyi terk etti. Tarise indi. Biz de birazdan Tarise ineceğiz. Amacımız Bastila'yı aramak. Bastila'yı vurmak. Bastila Şen'i. Canımız azalmış. Hemen şuradan medkit basalım. Dediğim gibi şu an hafızamızı... Tamam. Hafızamızı hatırlamaya çalışan bir karakteriz. Karakter... Bu arada kadın veya erkek biz seçebiliyoruz. Yani şu an oyunun başında karakter yaratma ekranı var. Orada isterseniz... Karakteri isterseniz kadın yapabilirsiniz, isterseniz erkek yapabilirsiniz. Yani cinsiyetimiz yok bizim ana karakterimizin. O tamamen bize bağlı. Starforge demiştim daha önce, ondan da kısaca bahsedeyim. Yavin Savaşı öncesi 35 bin yılına dayanan, 35 bin yıl yani şu an biz çok kısa bir dönemi görüyoruz. Skywalker Saga'yı. Skywalker Saga'dan 3000 yıl önce, işte yaklaşık 3000-4000 yıl önce Old Republic dönemini oynuyorum ben şu an. Ondan da işte Yavin Savaşı'ndan 35 bin yıl önce de Rakata Sonsuz İmparatorluğu vardı. İşte bu Rakatalılar galaksiyi ele geçirdi. 500'e yakın sistemi ele geçirdi bu Rakata Sonsuz İmparatorluğu. İşte bu Starforge'u da Rakatalılar yaptı. Starforge bir makine, yani silah üreten, dev filolar üreten bir yaşayan varlık. Fabrika diyelim biz Starforge'a. İşte o Starforge şu an Darth Malak'ın kontrolünde. Amacımız o Starforge'u yok etmek, Darth Malak'ı da yine yok etmek. Rakatalılarla ilgili video gelebilir. Yavin Savaşı öncesi 35 bin yılından bahsediyoruz, bayağı eski. Onlarla ilgili videolar gelebilir. O Starforge'un dediğim gibi Rakatalılar inşa etti. Onun inşa etmesi Rakatalılara karanlık taraf, onlara hastalık getirdi, veba getirdi. O daha sonra imparatorluk dağıldı. Yani Starforge onlara hastalık getirdi. Onlar da dağıldı. Çok ilginçtir bu arada Rakatalılar. Oyunda da görüyoruz kendilerini. En son sistemde görüyoruz. Yani oyunun finaline doğru biz Rakatalıların gezegenine gidiyoruz. Amacımız Starforge'un kalkanını kaldırmak. Bu arada bu oyunda hile var. GTA San Andreas'taki gibi Hesoyam vesaire yazarak. Tabii ki de Hesoyam yazmıyorsunuz da. Yani onun gibi konsola bir şeyler yazıp kendinize deneyim verebilirsiniz. Yani kendinize level atlayabilirsiniz. Elinize bir ışın kılıcı alabilirsiniz. Darth Revan'ın kostümünü alabilirsiniz. Şöyle yine kaydedeceğim. Dondu çünkü. Oyunda böyle şeyler de var. Mesela şu an kapının arkasında bir sürü şey var. Asker var. Onları tek tek öldürsem büyük ihtimal ölürüm. Ama burada bir sistem var. Burada gördüğünüz gibi burada bir sürü kişi var. Onları hiç bir şey yapmadan çubuk yetersizmiş. Hemen şuradan çubuk alalım. Onları ben hiç uğraşmadan bilgisayar tarafından şimdi öldüreceğim. Hiç uğraşmıyorum gördüğünüz gibi. Böyle şeyler de yapabilirsiniz. Oyun sizi cidden çok özgür bırakıyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadım. Bilgisayar tarafından hepsini aldık. Şimdi kaçış podunu kullanarak buradan kaçacağız. Ve Bastila'ya gideceğiz. Tariste Bastila'yı arayacağız. Bastila Şen'i. Kendisi çok önemli bir Jedi. Bastila. Revan'ın ilerideki eşi.
savaş meditasyonu konusunda uzman birisi. Savaş meditasyonu Jedi'lar adına çok önemli bu arada. Ya bildiğiniz meditasyon değil bu, savaş meditasyonu. Şu an gördüğünüz gibi rüya görüyoruz. Eski kimliğimizi yavaş yavaş hatırlıyoruz. Şu an göremiyorum. Ha. Şu an gördüğünüz gibi Bastila'yı görüyoruz. Biriyle kapışıyor. İşte böyle böyle eski kimliğimizi kazanıyoruz. Acaba o biri kim? Onu da ilerledikçe siz öğrenirsiniz. Şimdi ben spoiler vermeyeyim. Oyunun sonlarına doğru merak etmeyin. Gerçek kimliğimizi de öğreniyoruz. Amacımız şu an Bastila'yı aramak. Dediğim gibi Bastila'yı aramamız lazım. Oyun ilerledikçe çok fazla gezegenlere gideceğiz. Mapleri de zamanına göre gayet büyük. Yani ben oynarken bayağı hayret etmiştim ilk bitirdiğimde. Dedim ki hani bu yılına göre bu nasıl büyüklükte bir oyun? Çok geniş. Şöyle göstereyim, neredeyse herkesle konuşabiliyorsunuz. Yılına göre dediğim gibi devasa bir oyun. Şimdi bizim bir şuraya gitmemiz lazım. Bu arada Kotor'la devam etmem büyük ihtimal. Remake'i gelirse onu oynayabiliriz. Yani şu an Kotor'u bitiremem. Çok uzun bir oyun. Yani 6 lira gibi bir şey ve size çok fazla şey vaat ediyor oyun. Eğer remake'i bekleyemem derseniz mutlaka yükleyin, yani taş gibi bir oyun. Amacımız en aşağıya gitmek. Bastila'yı orada esir tutuyorlar, onu bulmak. Onun için işte yarışa giriyoruz, swap yarışına. Oyunda bu arada çok fazla şey de var, seçenek de var. Swap yarışı var. Mesela uzaya gidiyoruz. Bizim gemimiz olacak ileride, Ibn Hawk. O gemide uzayda silah kullanabiliyoruz. Mesela uzayda gemideki silah kullanabiliyoruz. Oyunda bulmaca mekaniği de var. Bazı bulmacalar cidden zor. YouTube'dan açarak bakmıştım. Anlamamıştım yani mantığını. YouTube'dan bakabilirsiniz takıldığınız yerlere, bulmaca kısmında. Şöyle göstereyim. Şuradan görevlere bakabilirsiniz. Buradan görevleri takip edebilirsiniz. Oyunda yan görevler var, ana görevler var. Eğer yan görevleri yaparsanız aydınlık taraf puanı kazanırsınız. Yani birilerine yardım ederseniz. Eğer yardım etmezseniz de, mesela git başımdan gibi şeyler derseniz de, karanlık taraf puanı kazanırsınız. Oyunda her şeyden bahsettim herhalde. Hikayesinden bahsettim, işte Star Forge'dan bahsettim. Oyun çok uzun, bayağı uzun, yani 6 liraya değen bir oyun. Şu kapıdan geçmemiz lazım. Bunun için de Sith kostümüne ihtiyacımız var. Hileden alabilirsiniz. Konsolu açıp hile yazıp Sith kostümünü alabilirsiniz. Yani şu kostümden bahsediyorum. Sith asker kostümünü. Şunu aldığınız zaman oradan rahat bir şekilde geçebiliyorsunuz. Bunlara vuramıyoruz elbette. Bunlar vurup zırhlarını almak isterdim ama vuramıyoruz. Bence her şeyinden bahsettim Kotor'un. Eğer sorularınız varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Güzel bir oyundur. Dediğim gibi tavsiye ederim. Birçok insana göre gelmiş geçmiş en iyi Star Wars oyunudur. Kotor'la ilgili diyeceklerim bu kadar. Videodan sonra ben bir kez daha büyük ihtimalle Kotor'u bitiririm. Bana göre çok eğlenceli bir oyun. Yani şu grafiklere alıştığınız zaman, combat sistemine alıştığınız zaman merak etmeyin, hiç garipsemiyorsunuz. Çok güzel bir şekilde, akıcı bir şekilde bitiriyorsunuz. Şimdi geçelim diğer en sevdiğim oyuna, Jedi Knight, Jedi Akademi'ye. Evet arkadaşlar, Jedi Knight, Jedi Akademi'deyiz. Kendisi en sevdiğim oyunlardan birisidir. Işın kılıcı kullanımı konusunda çok iyi bir oyundur. Yani ışın kılıcı hissiyatını en iyi veren oyundur. Yani elinizdekinin bir ışın kılıcı olduğunu anlıyorsunuz. Elinizdeki sopa gibi gelmiyor. Şöyle daha iyi göstermek adına hemen bir aksiyona girelim. Şu an Tatooine'deyiz. Bakın. En iyi ışın kılıcı hissiyatlı oyun. Çok iyi ya. Cidden çok iyi bir oyun. Işın kılıcı kullanımı konusunda. Çok kısa bir hikayesi var. Oyun bu arada 6 TL. Şans verebilirsiniz. Remake'i gelmeyecek. Mutlaka alıp oynamanızı tavsiye ederim. Şu an yıllar önce ölmüş Ragnos adındaki bir Sith Lord'u hakkında bir söylentiler var. Amacımız onu araştırmak. Biz şu an Kyle Katarn'ın öğrencisiyiz. Luke'un Jedi Tapınağı'ndan buraya geldik. İlk görevimizi yapıyoruz. Oyunun ilk kısmı değil bu. İkinci kısmı. İlk kısmında Luke'un Jedi Tapınağı'nda kısa bir eğitim falan görüyorduk. Luke bize Jedi Tapınağı'nı tanıtıyordu. Orayı geçtim çünkü oralar biraz sıkıcı yerler. O yüzden ben direkt Tatooine'den başlamak istedim. Şu an Tatooine'deyiz. Oyunla ilgili sorularınız varsa mutlaka sormayı unutmayın. Çok iyi ya. Cidden çok iyi bir oyun. Sağ tık ile ışın kılıcını fırlatabiliyorsunuz. Aynen şöyle. Şöyle çevreyle etkileşim olması bayağı iyi. Gördüğünüz gibi duvarlara hasar veriyorsunuz. Oyunda Force Power'lar var. İşte ilerledikçe yeni Force Power'lar açabiliyorsunuz. Karanlık taraf Force Power'larını da kullanabiliyorsunuz. İşte Lightning atabiliyorsunuz. Force Choke atabiliyorsunuz. Yani
Karanlık taraf yeteneklerini de kullanabiliyorsunuz. Şöyle yetenekleri göstereyim. Force Heal var. Kendinize can basabiliyorsunuz. Yani Star Wars 9'da ilk defa gördüğümüz bir şey değil. Kendisi hep olan bir şey. Force Heal. Force Speed var. Şöyle göstereyim. Hızlı bir şekilde gidebiliyorsunuz. İtme var işte. Çekme var. Bunun gibi bildiğimiz Force Power'lar var. İlerleyen dönemlerde oyun ilerledikçe o Force Power'larınızı geliştirebilirsiniz. Şöyle şuradan gidelim. Çok iyi ya, cidden. Bu kadar ışın kılıcı kullanırken eğlendiğim nadir oyunlardan birisi. Gördüğünüz gibi uzuv kesme de var. Yani Jedi Fallen Order'da yoktu. O yüzden elinizdeki sopa gibi geliyordu ama bu bayağı iyi bir oyun. Işın kılıcı konusunda. Çok iyi ya. Her oynadığında öyle bir iki dakikada bir çok iyi ya diyorum yani. 6 lira çok ucuz bir oyun şu an indirimde. Şans vermenizi tavsiye ederim. Şu Trandoshan'ı da öldürelim. Bozkın ırkından. Oyunda sadece şey yok. Işın kılıcı. Diğer silahlarda kullanabiliyorsunuz. Ama neden kullanırsınız? Elinizde bir ışın kılıcı var. Ben elimde bir ışın kılıcı varken neden silah kullanayım? Şu an Tatooine'deyiz. Yanımızda gördüğünüz gibi Millennium Falcon'u var. Bakın şöyle ışın kılıcını ta uzağa da atabiliyorsunuz. Mesafesini siz ayarlıyorsunuz. Öldük. Ta nereden şey spawn olduk? Gördüğünüz gibi bunu da göstereyim. Kyle Katarn'ın öğrencisiyiz. Chewie yanımıza geliyor. Millennium Falcon da var burada. Amacımız dediğim gibi Marka Ragnos adındaki Sith Lord'u hakkındaki söylentileri araştırmak. Kendisi yıllar önce öldü. Binlerce yıl önce öldü. İşte Luke da bize çeşitli görevler veriyor. Onu yapmamız lazım. Kyle Katarn, Master yani bizim ustamız. Daha Jedi değilim. Kyle Katarn'ın öğrencisiyim diyor. Leia göndermiş. Önemli bir iş olmalı diyor işte. Evet, şuradan yüklememizi yapalım. En son nereye kaydettik? Oyunun save sistemi yok. Yani var da ta nereden kaydediyor? Evet. En baştan oynamak zorundayız. Neyse sorun yok. Amacım zaten oyunu göstermek değil, ışın kılıcını göstermek. Bakın uzuv kopmaları bayağı iyi. Şunu atabilsem. Neyse şunu yine öleceğiz, şöyle vuralım. Canımız gittiğinde hemen Force Heal'ımızı basarız. Şöyle kendimize Force Heal basalım. Şimdi tekrar aynı yerleri oynamayalım. Bu oyunu da burada bitirelim isterseniz. Dediğim gibi mutlaka şans verin. Hem Star Wars 6'dan sonra geçiyor. Legends bir oyun. Bu arada KOTOR'da bu da Legends. Kanon değil. X'de Legends sürekliliğine ait. Bu videonun ikinci partı da gelecek. Orada da yine küçük bir spoiler vereyim. Jedi Fallen Order oynayacağız. O da yine sevdiğim oyunlardan birisidir. Kanalıma abone olarak, videoyu beğenerek beni desteklersiniz. Beni çok mutlu edersiniz. Her hafta Star Wars videoları gelmeye devam edecek. Takipte kalın. Başka bir Star Wars rehber videosunda görüşmek üzere. Çizgi roman videosunda görüşmek üzere. Kısaca başka bir Star Wars videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet.